Başbakanı Boris Johnson ülkede daha hızlı yayılan bir Covid-19 mutasyonu görüldüğünü açıkladı. Şimdi bir de virüs mutasyona uğradı. Ne olacak? Mutasyona uğraması ne anlama geliyor? Ülkeler birer birer İngiltere'ye de kapıları kapadılar. İngiltere'ye sınırlarını kapatan ülkelerin başında mesela Fransa var. Pazar gece yarısından itibaren 48 saatliğine İngiltere'den yolcu ve yük taşıma araçlarının ülkeye girişi yasaklandı. Manş kanalından geçişler de durduruldu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Fransa'nın aldığı karara tepki gösterdi. Bakın biz son durum olarak veriyoruz. Yük taşımacılığına yönelik yasağın 48 saatin sonunda kaldırılmasının beklendiklerini söylüyorlar. Bu arada Hollanda, Almanya, İsviçre, Belçika, Portekiz ve Danimarka da İngiltere'den uçuşları durdurdu. İtalya 6 Ocağı kadar seyahat yasağı getirdi. İran, İngiltere'den uçuşları 2 haftalığına askıya aldığını duyurdu. İsrail ise İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelen yabancıların girişini yasakladı. Ve bu arada Türkiye'de İngiltere'nin yanı sıra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da uçuşlarda geçici durdurma kararı aldı. Ve koronavirüsün mutasyonu uğramış türü ilk kez 13 Aralık'ta İngiltere'nin güneyindeki kentte tespit edilmişti. Biz bu virüs mutasyona uğradıktan sonra yani 2 gündür şunu konuşuyoruz aslında. 2021'den çok da bir şey beklemiyoruz. Yani o modumuz bir tarafa koyuyoruz. Tekrar başa mı dönüyoruz diye sorular soruyoruz. O zaman madem öyle salgının merkezi olarak kabul edilen Çin'e gidelim. Yani başa dönelim. Ve bu mutasyonla ilgili orada aslında ne konuşuluyor? CRA muhabiri Cao Beibei'ye gidelim ve Pekin'den gün ortasının konuğu. Cao merhaba. İngiltere'de tespit edildi yeni tür için dünya alarmında. Bizim de gözümüz kulağımız dedim ya bir başa dönelim bir Çin'e bir bakalım. Çin nasıl bakıyor bu gelişmeye? İstersen böyle başlayalım ardından bir sorum daha olacak. Evet, bahsettiğiniz gibi yani İngiltere'deki bu COVID-19 virüsünün mutasyona uğramasıyla ilgili Çin'de de çok haber yapıldı. Özellikle bu mutasyondan sonra bulaşıcılık oranının %70 arttığına dair iddia ortaya çıkıyor. Ve birçok Avrupa ülkesi İngiltere ile arasındaki uçuşları askıya aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bize verilen basın toplantısında ilgili soruyu cevaplarken bilimsel ve uygun önlemleri alacaklarını ve ikili personelin düzenli bir şekilde alışverişini sağlayacaklarını ifade etti. Ve bu noktada aslında şunu hatırlatmak lazım. Yurt dışından Çin'e gelen herkes yani hem yabancı hem de Çinli vatandaş olmak üzere 14 gün karantinaya girmeleri gerekiyor. Ve Çinli bilim insanı aslında mutasyonun normal sınır içinde bulunduğunu ve aşı üzerindeki etki görülmediğini belirtti. Çünkü bu mutasyondan sonra Çinlilerin en çok merak ettiği konuda işte aşıyı ne kadar etkileyecek. Ve öte yandan Çinli bilim insanı Zhong Nanshan başka bir konuya daha dikkat çekti. Yani bu COVID-19 virüsü sadece insandan insana değil, aynı zamanda ortamdan veya bir üründen de insana bulaşabiliyor. Yani buna çevresel bulaşım diyorlar. Ve Zhong Nanshan bu çevresel bulaşmanın yeni bir konu olduğunu ve daha fazla bilimsel araştırmaya gerektirdiğini ifade etti. Peki. Ve virüsün... Şöyle bir şey yapalım mı? Soru cevap yapalım biraz Cao. Yani şimdi bizim için önemli. Ya Çin'den koronavirüs aşısı bekleniyor. Bu aşılar gelmedi. Ya hala niye gelmedi? Yani Çin'in aşı gönderdiği ülkeler var mı mesela merak ediyoruz. Evet, yani siz de söylediniz. Türkiye, yani Çinli şirket Sinovac şirketiyle aşı konusunda işbirliği yapıyor. Ve şu an dünya çapında toplam 16 ülke Çinli şirketler tarafından geliştirilen 4 aşıdan yaklaşık 500 milyon doz satın almak istiyor. Ve Çin'de işte salgının ortaya çıkmasından bu yana toplam 5 teknik yoldan aşı geliştirme yürütüyor. Ve tamam şu ama an, gönderilen ülkeler var mı mesela? Aşının gittiği ülkeler var mı? Aşının gittiği ülkeler var mı? Bir onları istersen say. Bir de Türkiye'ye gelmedi. O da merak ediliyor. Biraz daha böyle net konuşalım. Mesela Brezilya,
Birleşik Arap Emirlikleri tamam. Gibi ülkeler aslında Çin'den aşı satın aldı. Bir de Endonezya var. Tamam. Türkiye'ye aslında planlanana göre ilk aşamada Aralık ortasında gönderilmesi planlanıyor ve şu an ulaşıldı mı? Aslında bu konuyu tam bilmiyorum. Tam bilmiyorsun. Siz belki daha iyi biliyorsunuz. Peki tamam. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Şimdi böyle bazı haberler geliyor. İşte mesela Çin'de aşılar eczanelerde satılmaya başlandı gibi. Yani bireysel olarak aşılara elbette talep olur. Mesela sen aşı oldun mu? Aşı vurdurdun mu? Gidip eczaneden mi alıyorsun aşıyı? Hayır. Çünkü Çin'de şu an aşılanmak için sadece acil durumda bulunuyor. Tamam. Çünkü burada aslında COVID-19 durumu genel olarak kontrol altına alınmış durumda. Bu yüzden tüm nüfusu aşılamak gibi bir ihtiyacı bulunmuyor. Şu an sadece yüksek risk gruplarındaki kişilere aşılama yapılıyor. Mesela gümrük çalışanları, sağlık personeli ya da iş seyahati ne çıkan yani yurt dışına çıkanlar için aşı yapılıyor. Ve aşı aslında önümüzdeki yıl yani Nisan ayında resmi olarak Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor. Peki şimdi şöyle bir şey var. Mesela Çin'de aşı çalışmaları var. İşte bu aşı çalışmalarını biliyoruz. Şu deniyor mu mesela? Bitti artık aşı çalışmaları. Biz ürettik artık bitti mi? Yoksa bu çalışmalar devam edecek mi? Mesela nasıl haberler var? Bu, nasıl bilgiler var? Yani biz... Aşı... Evet. Hem aşı çalışma konusunda aslında bitmedi. Çünkü bahsettiğimiz gibi toplam 5 teknik yolda aşı Ar-Ge yapılıyor. Şu an çıkan aşılar arasında en çok inaktif aşı bulunuyor Çin'de. İnaktif aşı ve diğer 4 teknik yoldan da devam ediyor. Ve bu virüs zaten yeni bir virüs. Yani son bilgiye göre mesela bu aşı ne kadar bir süre etkili olabiliyor? Bunu aslında hala çok net bir şekilde bilmiyoruz. Çünkü aşı çalışma konusunda sadece yarım seneden fazla bir süre sürdü. Ve önümüzdeki mesela ömür boyu mu etkili olacak yoksa 10 yıl, 15 yıl etkili olacak mı hala bilinmiyor. Bu yüzden aşı Ar-Ge çalışmalarında hiç bitmiyor. Peki Çağ, son olarak şöyle bir şey. Dışarıdaki yani sokağa çıktığında o tedbirler devam ediyor mu? Yine o çok radikal tedbirler. Devam ediyor mu? Herkes çok tedbirli mi yoksa... Şu an Çin'deki bu tedbirler artık genel olarak kaldırıldı diyebilirim. Ama insanlar dışarı çıkarken hala maske takmayı tercih ediyor. Tercih ve bu artık bundan sonra bir yaşamın parçası Peki. olarak kabul ediliyor. Peki Wuhan'dan çünkü öyle görüntüler geliyor ki hayat...